haftaki çok değerli şeref konuğum diyeyim, Nazlı İrem Gönül. İrem ODTÜ işletme ve yan dal olarak da psikoloji mezunu. Sonrasında Migros'ta insan kaynakları kariyerine başladı. Uzman seviyelerinde, kıdemli uzman seviyelerinde çalıştı. Sonra onunla Arçelik'le tanıştığım hikayesi başladı. Arçelik'te uzun yıllar işe alım tarafında çalıştı. Sonra yönetici oldu, kıdemli yönetici oldu ve sonra tekrar yuvaya döndü. 3 senedir de Migros'ta yine tekrar. Burada grup müdürlüğü yaptıktan sonra şu an Migros'un tüm İK iş ortaklarından sorumlu direktör olarak çalışıyor. Birazdan perakende sektörüne yönelik, onun kişisel kariyer hikayelerine yönelik güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çok keyifli olacak bence. Birazdan İrem'le birlikteyiz. Sevgili arkadaşım, Kader Ortağım diye Instagram'da biraz daha böyle samimi bir dille paylaşmıştım. Biz İrem'le bir dükkanımız vardı Arçelik'te. İki kişilik bir dükkandı önce. Sonra çok sevgili değerli arkadaşlar katıldı aramıza. Ben gece çalışmayı severdim. İrem de çok sabah erken, ama sabah 3-4'te kalkmayı. Çok yoğun bir dönemimiz oldu. Ben dükkanı kapatırdım, İrem açardı, değil mi? Böyle 24 saat işleyen bir işe alım yetenek kazanımı dükkanımız vardı bizim Arçelik'te. Evet, evet. Arçelik'te. Uzundu ama çok da güzel günlerdi gerçekten. Peki İrem, kesinlikle her dakikasından keyif aldım. İrem, Migros'a döndün, 3 senedir oradasın, kariyerine yükselerek devam ediyorsun. Hemen şöyle başlayalım, bu sene çok değişik bir sene oldu değil mi? Perakende sektöründe evet. Neler oluyor, biraz bize bahseder misin? Bu sene gerçekten çok çok değişik bir sene oldu dediğin gibi. Hani benim böyle toplamda baktığım zaman... tecrübeme daha önce 7 senelik bir perakende Migros tecrübem vardı. Daha sonra 6 sene Arçelik'te çalışmıştım. Tekrar Migros'a döndüm. Hani perakendeyi bilen ekiplerden olmamıza rağmen tabii hepimizi çok çok zorlayan bir dönem oldu. Özellikle pandemi tabii ki belli sektörleri çok daha ivmelendirdi. Aslında biz hep hani sağlık çalışanlarını tabii ki tamamen bambaşka bir yere koyuyorum. Ama sonrasında özellikle hani gıda perakendesi insanların, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ulaştırma çabamız gerçekten ve onlara bulduğumuz çözümler çok çok farklı oldu. Tüm bu kısıtlamalar dünyamıza girdi. Ve aslında bizim de dediğim gibi ihtiyaçları ulaştırma süreçlerimiz değişti. Özellikle online tarafımız, e-ticaret tarafımız çok tabii ki ön plana çıktı. Buralarda çok çok hızlı büyümeler yaşadık. Ekiplerimizi çok hızlı büyüttük. Ve mümkün olduğunca müşterilerimizin ihtiyaçlarını onlara teslim etmeye çalıştık. Çok hareketli bir yıl oldu gerçekten. Hala da devam ediyor tabii. Yani ikinci dalga devam ediyor ve biz de bu yoğun döneme ayak uydurmaya çalışıyoruz tüm ekiplerimizle. Ve özellikle Migros'un paylaşımlarında, sosyal medyada çok böyle bu sene insan odaklılık çok öne çıkmış gibi. Ve bu iki boyutta da hem müşteri tarafında hem de çalışanlar tarafında. Şunu belirtmeden de geçmek istemiyorum. Böyle rakamı yanlış hatırlamıyorsam ihtiyaçları acil karşılayabilmek için 5000 kişilik bir istihdam yarattınız. Evet. Ve bu bayağı da konuşuldu. Ki çok kişinin iş aradığı bir dönemde muhtemelen ufak da olsa bir nefes aldırmıştır diye piyasaya ve sonrasında devam etti istihdamlarınız. Bu iş modeli nasıl gelişti? İnsan kaynakları nasıl bu kadar hızlı aksiyon alabildi? Şimdi tabii burada... bir kere dediğin gibi şu denge çok önemliydi. Yani müşterilerimizin evet ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak. Çünkü bizim gerçekten müşteri odağı tarafımız çok güçlü. Ama bir yandan da hani çalışanlarımızın sağlığını düşünmek, onların kaygılarını, onların endişelerini mümkün olduğunca hafifletmek ve morallerini yüksek tutmak gerçekten kolay değildi ve ikisinin dengesi çok önemliydi ve ben hani bunu gerçekten dengeli bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum şirketi olarak. Tabii burada dediğin gibi bir anda talep çok yükselince, yani bizim e-ticaret operasyonumuz 5 katına çıktı. Yani çok gerçekten ciddi anlamda arttı. Bugün bile
Hani e-ticaret ekiplerimize baktığım zaman geçen seneye göre %200 büyümüş durumdayız. Yani çok ciddi anlamda online tarafa bir yönelim oldu. Ve biz o dönemde tabii ki bu hızlı ihtiyacı karşılamak için önce aslında dedik ki yani biz 2 haftada hani 1000 kişi işe alalım, alabilir miyiz? Çünkü 15 Mart'tan itibaren biz evlere işte kademeli olarak evden çalışmaya başladık. Sonra işte nöbet sistemiyle çalıştık. Allah'tan hani altyapımız, sistemimiz evden çalışmaya çok uygundu. Tabii işin hep böyle yüz yüze yaptığımız görüşmeler, adayları hep bir yere topluyoruz. Orada bir fiziki temas vardı ister istemez. Bunların hepsini online'a çektik. Bir yandan sistemler geliştirirken bir yandan bunları denedik. Yani hangisi bize uygun çözüm ve doğru olanı bulmaya çalıştık. Ama burada hani öyle bir noktaya geldi ki biz 2 haftada 1000 kişi alabilir miyiz derken bu yetmedi. Bir ayda 5000 kişi istihdam ettik. Hem tabii ki mevcut çalışanlarımız çok yoruldular. Hani onları da gerçekten dinlendirmek adına bu artışı hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Hem de dediğim gibi büyüyen e-ticaret operasyonunu desteklemek için. Ama burada bizim çok güçlü bir saha ekibimiz var yaklaşık. Hani bizim ekibe şöyle baktığında 50 kişilik bir ekibiz biz. Ve burada hani gerçekten çok böyle yılmaz, işinde uzman, güçlü bir ekiple çalıştığımı o zaman çok net hissettim. Çünkü bir zaman sonra şöyle konuşuyorduk. Hani arkadaşlar bu hafta 700 kişi başlatabilir miyiz? Hani ihtiyaçlar çok fazla. Derken normalde biz bu 5000 kişilik istihdamı 1 yılda yapıyoruz. Ve bunu 1 ay içerisinde sistemimize kattık. Tabii ki arka planında akademimiz eğitim tarafını organize etti. Çünkü 5000 yeni çalışan ve onların sistemleri, süreçleri, ürünleri öğrenmesi lazım. Orada da yine hani çok güçlü bir desteğimiz vardı. Tabii ki satış operasyonu yine bir takım önlemler aldı. Mağazalarda görmüşsünüzdür belki. İşte çalışanlarımızı korumaya yönelik çeşitli önlemler aldık. Yani bir anda hepimiz böyle kol kola vererek hani o çevikliği gösterdik. Yani gerçekten ben bile bu kadarını tahmin etmiyordum. Ama çok evet. İyi bir iş çıkardık diye düşünüyorum. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, karşınızda böyle şık, modern bir İK yöneticisi görüyorsunuz değil mi? Ama kendisi VUCA'ya yani belirsizlik karışık ortamına müphem diyen, Osmanlıca kelimeler kullanan İK direktörü. Gerçekten bu müphem tarafı iyi yönettiğiniz gibi gözüküyor. Hemen konumuzla ilgili bir soru geldi. Onu sonradan sorarsak çok anlamı kalmaz. Deniz Tunç der ki bu insanların oryantasyonu nasıl sağladınız ki? Biliyorsunuz çok güçlü bir akademisi var biliyorum dışarıdan takip ettiğim kadarıyla. Bir kere burada çok hızlı online oryantasyonumuzu devreye aldık. Yani işin elbette bir online tarafı oldu ama onun dışında da bizim mağazalarımızda belli staj sürelerimiz var her pozisyonumuz için. Ve burada gerçekten hani tecrübeli arkadaşlarımızın yanında bir öğrenim süresi geçiriyorlar. Normalde bu öğrenim sürelerimiz hani pozisyonuna göre değişiyor. 1 hafta, 10 günü bulan oryantasyon süreçlerimiz vardı ama tabii bu dönemde onu biraz daha kısaltmak durumunda kaldık. Ve hem de online dediğim gibi oryantasyonla destekledik. Yani hem saha hem online oryantasyonlarını aldılar. Bu gizli bilgi değilse bir sorumuz daha var. İK organizasyonunuzun büyüklüğü nedir İrem? Söyleyebiliyorsan yoksa bu çok zorunlu bir bilgi değil yani. Yani şunu söyleyebilirim. Hani bizim İK iş ortaklığı tarafında yaklaşık 50-55 kişilik bir yapımız var. Tabii yani hani bunun dışında kabaca 150 kişi diyebilirim ama tabii hani saha bacağımız var, iç eğiticilerimiz var, böyle farklı ekiplerimiz var sahip destekleyen. Evet biraz yapımız farklı ama insan kaynakları iş ortaklığı tarafında 55'e yakın ekip arkadaşım var. Tabii bu sayıların bu sınırda kalabilmesi de teknolojiyi de iyi kullanmanıza bağlı. Evet. Ki yine dışarıdan, valla Migros bu arada bana reklam falan vermedi. Bunlar hep benim böyle dışarıdan gözlemlediklerim. Migros son bir sene baya baya böyle bir teknoloji firması gibi de çalıştı. Yani bir sürü yeni uygulama, işte teknoloji olanaklarından faydalanma, uygulama derken bu mobil aplikasyonlar, değişik uygulamalar hem müşteriye hem çalışanlara. Dolayısıyla bu teknolojide verimi arttırdı mı İrem? Yani o
hızlı geç içeride çok sağlam bir data ekibi var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Yani ben aslında şimdi bana Migros sordukları zaman sadece gıda perakendesi demek içimden gelmiyor. Çünkü biz kendimiz biraz daha hem bir veri şirketi olarak tanımlıyoruz. Çünkü çok ciddi bir müşteri datası, işte günde 2.8 milyon müşteri mağazalarımıza giriyor. Dolayısıyla buradaki müşteri datasını çok iyi analiz ediyoruz, oradaki paternleri. Onun yanı sıra işte 2013'te kurulmuş bir ARGE'miz, yani IT ekiplerimiz ARGE merkezi 2013'ten beri. Dolayısıyla burada da ciddi bir geliştirme yapıyoruz, dediğin gibi dijitalleşme ya da yeni projeler anlamında. Ama bu sene özellikle özel bir seneydi gerçekten. Onu çok da güzel bir şekilde gözlemlemişsin. Biz bir yandan hani pandemi dünyasını yönetmeye çalışırken bir yandan da içeride çok fazla işte çalışma grupları kurduk, farklı projeler denedik. Bunun sonucunda belki görmüşsünüzdür 7/24 işte kiosklarımız çıktı ve bir takım işte M-Kolay gibi farklı uygulamaları biraz daha geliştirip ön plana çıkardık. Bir de tabii ki bu dönemde hani bir takım temassız ödeme modelleri daha da gündeme geldiği için hem hani sağlık açısından da hijyen açısından da biraz daha onları da ön plana çıkardığımız bir dönem oldu. Ama gerçekten hani bu anlamda ben hani nasıl arçelik alanında ilkleri enleri yapıyor, gerçekten Migros'ta perakendenin ilklerini enlerini yapan böyle büyük bir ekibimiz var bu anlamda. Ya iyi örnekler olması ve ilham alması açısından sevgili profesörlerin bunlar çok önemli cevaplar. O yüzden de soruyorum. Ve bu istihdam konusunu son bir soruyla kapatacağım. Düz standart yöntemler mi kullandınız yoksa döneme uygun özel çözümler geliştirdiniz mi bu kişileri bulurken? Şimdi aslında burada birden bir kendi tabii ki ekibimiz bu alımı yaptı. Bir takım tabii ki teknolojik çözümler devreye almak durumunda kaldık. Biz de hani birçok şirketin devreye aldığı işte Skype'ları denedik ya da işte WhatsApp Business'ları denedik, Teams'leri denedik. Bunların hepsini devreye aldık bu tip platformları. Ama onun dışında farklı işbirliklerimiz de oldu. Çünkü dönem biraz daha farklı şirketlerin, yani bizim sektörümüz haricindeki daha diyeyim işlerin durgunlaştığı sektörlerde de aslında evlerine giden bir grup çalışan var diye ve orada geliri azalan. Biz biraz daha hani onları da tekrar sistemimize katmak istedik. Örneğin burada Anadolu grubu şirketi olduğumuz için McDonald's'ın 100 civarında çalışanı bizim mağazalarımızda çalıştı pandemi döneminde. Orada bir iş ilişkisi kurduk ya da iki farklı istihdam bürosuyla anlaştık. Onlar da bizim hızlı bir şekilde yardımcı oldu, destek oldu. Burada aslında hem dediğim gibi işbirlikleriyle hem kendi ekibimizle alımlarımızı yaptık. Evet. Ya burada aslında biraz piyasadaki dengeyi de sağlamışsınız. Çünkü özel sektör bir şekilde, pardon özür dilerim, pandemi bir şekilde ticari açıdan perakende sektörüne ve online alışveriş imkanı sunan firmalara fırsatlar yarattıysa da birçok işte gıda sektöründe, işte restoranlarda, kafelerde, sanat camiası, bir sürü seyir, turizmde bir sürü yerde istihdamı da azalttı. Dolayısıyla o dengeyi biraz dengemiz açısından Migros'un çok önemli bir rolü olmuş. Umarım daha da büyür, daha da çok kişi istihdam edersiniz. Başka firmalarda örnek alır sizi deyip yavaş yavaş kişisel kariyer hikayene kaymak istiyorum. Evet. Ama böyle çok yumuşak bir geçiş olacak. Çünkü yine hem sektörle hem kariyerinle alakalı. Şimdi sen Migros'ta başladın, hızlı tüketim ve gerçekten adı üstünde hızlı tüketim olunca gerçekten günlükte hızlı çözümler getirmen gerekiyor. Hangi fonksiyonda çalışırsan çalış. Sonra bir dayanıklı tüketime geçtim. Biliyorsun Arçelik'te bazı şeyler daha yavaş işlerdi. Üretim İK'sı biraz daha şeydir. Ayakları yere sağlam basar. Daha uzun uzun planlar yapma lüksüne sahiptir. ARGE'de İK yöneticiliği yaptım uzun seneler. Farklı evet, bir sen de yaptın. Ben de değil mi? Sırayla böyle bayrak, bayrak yerim. Ki çok zorlu profillerdir aramızda, aramızda seyredenler de vardır ARGE'den. Ama bir yandan da çok öğretici. Ben hayatımda öğrenmediğim İK'yı ARGE'cilerden öğrendim. Kesinlikle. Çok değerli 3 seneydi benim için. Şimdi sonra tekrar hızlı tüketime geri döndü. Bu da seyreden özellikle profesyonellere böyle bu geçişler hani nasıl, zorlu mu? Yani böyle
bir daha yavaş işleyen bir sektör var, sonra birden hızlı bir sektöre adım atıyorsun. Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? O zorlukları nasıl aşıyorsun ve bunlar sana ne kazandırıyor bu zorluklar? Şimdi bir kere dediğim gibi perakende çok hızlı. Yani burada bir işte sistemi devreye aldığınızda ya da bir mağaza açtığınızda, bir işe alım yaptığınızda hemen müşterilerinizin tepkisini alıp hani doğru bir şey mi yaptınız ya da yaptığınız işin hemen sonucunu görebiliyorsunuz. O dönüş gerçekten çok tatmin edici, yani hızlı bir şekilde, ki ona göre hemen hani rotanızı değiştiriyorsunuz. Burası oldu, okey bu olmadı, öbür tarafa dönelim gibi. Çok böyle müşteriyle yakın ve hızlı bir, yani insan kaynakları tarafında da benzer şekilde. Çünkü bir alım yaptığınızda işte hemen bir müşteri memnuniyeti geliyor örneğin o mağazayla ilgili ve yanıtı görüyorsunuz. Ve dünya da hızlı dediğim gibi. Yani ben mesela ilk Migros'tan Arçelik'e geçtiğim zaman bir kere terminoloji çok farklıydı. Yani orada ilk aldığım pozisyonu hatırlıyorum. İklimlendirme ve soğutma uzmanı pozisyonunu çalışmıştım. Yani ilandaki keywordleri bayağı bir Google'lamam gerekti yani o sözcükleri. Çünkü hiçbir fikrim yok. Hani tamamen teknik bir konu olduğu için. Böyle ilk başlarda gerçekten çok zorlandığım anlar olmuştu o duruma alışmak için. Ya da dediğin gibi hani örneğin orada ne yapıyorduk? Bir pozisyon, ideal bir pozisyon var ve onu 8 ay bulamazsak bulamıyorduk. Yani ne zaman o ideal aklımızdaki kişiye ulaşırsak o zaman alım yapıyorduk. Ama bizim burada hani kadrolarımızı örneğin doldurma süresi diye çok agresif bir KPI'miz var. Çünkü hani perakende de pazarlama departmanında örneğin bir pozisyonu o kadar uzun süre boş tutmanız değil mümkün mi? Mümkün değil yani. O yüzden biraz daha buralarda gerçekten o terminleri hızlı yönetmeniz gerekiyor. Ama tabii ki dediğin gibi yani Arçelik'te de işte daha yani dayanıklı tüketimle baktığımızda Ar-Ge'si, üretimi bambaşka bir dünya var orada gerçekten. Orada yani iş güvenliği işte çok farklı süreçler devreye giriyor baktığımız zaman. Tabii ki bizde de bunlar var ama orası biraz daha ağır sanayi olduğu için diyorum belli noktaları. Ama ikisi de yani şu an dönüp baktığımda gerçekten hiç pişman değilim hani bu iki sektörü de gördüğüm için. Çünkü birbirini benim açımdan çok tamamlayıcı oldu. Yani öğrenimimi tamamladı ve hep ben diyorum bugün olduğum kişi olmamın sebebi gerçekten bu iki şirkette çalışmış olmam. İki farklı sektörü, iki başka dünyayı ve uygulamaları görmüş olmam. Gerçekten hani o bakış açınızı, olaylara bakış açınızı da çok daha zenginleştiriyor. Bazen oradaki örneğin bir modeli burada karşılaştığım bir probleme uygulayabiliyorum onun çözümünü. Ve tabii bu hoşuma da gidiyor yani o birikimi de kullanmak. Ama dediğim gibi her ikisinin de, her iki markamı da çok seviyorum gerçekten gönülden. İki şirket bana çok şey kattı. Öyle gerçekten. Ben de 4 sene oldu. Hala böyle açıktan ayrılmamış gibi hissediyorum bazen kendimi. Daha yayabiliyorum tabii kendi işim olduğundan dolayı ama. İrem bir şey soracağım. Duygu olarak şimdi Migros'ta başladın, Arçelik'e gittin. Bunun örneklerini görüyoruz ama çok sık değil. O yüzden çok merak ediyorum duygu durumuna. Tekrar böyle Migros'a dönmek nasıl bir duyguydu ilk başta? Yani neler hissettin? O ilk haftalar nasıl geçti? Ve bu sefer bir yönetici olarak dönmüştün. Daha terfi ala döndün yani. Daha terfi alan bir pozisyona dönmüştüm. Tabii şöyle ilginç yani insanların çoğunu tanıyorum. Hani gerçekten eskiden de beni çünkü turnover çok yüksek değil. Migros'ta bağlılığımız oldukça yüksek. Dolayısıyla aslında daha önceden bildiğiniz, gördüğünüz insanlar hani görüyorlar sizi ve kucak açıyorlar. Gerçekten çok güzel bir duygu. Tabii bir yandan da insanlar değişmemiş ama aslında çok şey de değişmiş yani. Yeni uygulamalar gelmiş. İşte özellikle sahada, mağaza yönetimi tarafında ihtiyaçlara göre çok farklı işte formatlar, pozisyonlar, çalışma modelleri, işte İK sistemleri ihtiyacı yönelik hep değişmiş zaman içerisinde. Dolayısıyla onu yakalamak tabii kolay olmadı. Bazen böyle kötü hissediyorsunuz tabii. Yani normalde hani burada olsam bunları çok iyi biliyor oluyordum ama diyorsunuz. Sonrasında
Ya tamam, hani yakalayacağız böyle biraz daha bakalım, öğrenelim işte sorarak ekip arkadaşlarımdan. Sağ olsunlar. Hepsi bana o aradaki 6 yılı hızlı bir şekilde kapatmamı sağladılar. Çok destek oldular. Ama gerçekten çok değişik bir duygu. Yani eve dönmüşsünüz ama evdeki eşyaların bir kısmı değişmiş yani. Elinize attığınızı da bulamıyorsunuz. Onu başka yere koymuşlar gibi. Ev 3 oda bir salondan çıkma kat çıkılmış falan. Dublekse dönmüş falan. Evet. Dolayısıyla akıllı, daha akıllı ev olmuş falan. Allah'tan ev sahibini tanıyoruz yani, o yüzden gerçekten hani ama farklı bir duygu, evet. Ya bu konuda şey yapmak istemiyorum, böyle seni böyle yağlıyor ballıyor gibi gözükmek istemiyorum ama gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ben hani kariyerinde yükselişini bu çıplak gözlerle gördüm. Yani sen zaten Migros'ta bir süreç yöneticisi olarak gelmiştin. Ondan sonra gerçekten Arçelik'te de çok güzel süreçleri yönettin beraber. Bazı işte global çapta hem işveren markası hem yetenek kazanımı da bazı süreçleri uygulamaya geçirdik. Ama ondan sonra insan yönetmeye, liderlik etmeye başladın süreçten çıkıp. Biraz daha süreci yönetenleri yönetmeye başladın. Dolayısıyla o yükselişini görmek benim için çok mutluluk verici ve gurur vericiydi. Bir kere her şeyden önce beni yönettin. Yani ben, değil mi? Yani kariyerin en zor dönemi olabilir bu. Bugün İrem iyi bir yöneticiysen beni yönettiği içindir arkadaşlar, söyleyeyim. Ama yok, senden de çok şey öğrendim gerçekten Bülent. Çok teşekkürler. İşin şakası bir yana, şimdi de kocaman ekipler, ekipleri yöneten yöneticileri, yönettiğin ekipleri yönetiyorsun. Cümle oldu mu bilmiyorum tamam ama. Dolayısıyla burada hani birçok senden ilham alabilecek izleyicimiz de var kariyerinde. Tabii ki her şey insan yönetmek değil şeyde, kariyerde. Çok iyi bir uzman da olabilirsin. Ki bu aranılan uzmanlar daha da değerli olabiliyor bazen. Ama böyle senin gibi kariyer basamaklarını yavaş yavaş ağır ağır ve sindire sindire çıkan daha genç, daha az tecrübeli kişilere önerilerin ne olur? Yani liderlikte nelere dikkat ettin sen bu son birkaç sene içerisinde? Yani aslında şunu söyleyebilirim. Ben hep bu hangi alanda çalışıyorsak çalışalım ya da hangi şirkette bu işin, yani herhangi bir ekip işi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten buna çok inanıyorum. Yani bunu böyle lafta söylemiyorum. Çok içten söylüyorum. Ve aslında hep ben ekip arkadaşlarımla da çalışırken mutlaka hani birbirimizi tamamlıyoruz. Benim göremediğim bir şeyi onlar görüyor. İşte ve her birimizin farklı özellikleri oluyor. Evet, bazen hani hepimizin düştüğü oluyor, hepimizin çok yükseldiği oluyor. Ama hep ben o takımdaşlığa çok inanıyorum gerçekten. Yani hani belki biraz burada böyle İK kimliğimin biraz dışına çıkacağım ama yani bu işte ünvanlar, hiyerarşi, aman işte ben direktörüm, o müdür işte falan. Yani ben böyle şeylerden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Yani bu zamana kadar da hiç... Yani o öyle bir mesafe arkadaşlarımla, ekibimle hiç öyle bir tarzım olmadı. Ve hani artık öyle bir dünyada kalmadığımı düşünüyorum. Şu an hep takım çalışmaları konuşuyoruz, işte çalışma grupları diyoruz, işbirliği diyoruz. Farklı ekiplerle, insan kaynaklarında da yani kol kola giriyoruz. Sadece kendi ekibimiz değil, işte uzmanlık merkezleri tarafımız var, akademi tarafımız var, endüstri ilişkileri tarafımız var. Hep böyle bir birlikte hani ana bir hedefe doğru koşmaya çalışıyoruz aslında. Hani ve burada işte adanmışlık, o ekipçilik çok önemli oluyor ve hani zaten siz bir zaman sonra doğal bir şekilde hani yaptıklarınız görülüyor, çevreniz belki saygı gösteriyor yaptıklarınızdan ötürü ve hani bir şekilde orada belirginleşiyorsunuz diye düşünüyorum. Yani en azından bu zamana kadar benim için hep böyle oldu. Ama ben de hep açıkçası iyi liderlerle çalıştım diye düşünüyorum bu zamana kadar. Her birinden başka bir şey öğrendim. Gerçekten hepsinin yeri benim için çok ayrı. Dolayısıyla orada tabii birlikte çalıştığınız lider de önemli oluyor. Ondan aldığınız işte ilham, onun olaylara yaklaşım tarzı, sizi dahil edip etmemesi... Öyle şeyler çünkü geliştiriyor.
Yani ben dediğim gibi hani bilmiyorum tam soruna cevap oldu mu ama hani ilk böyle aklımdan geçenler, içimden geçenler bunlar oldu. Ve hep kendi hani ekip arkadaşlarımla da çalışırken bununla çok özen gösteriyorum. Hani belki herkese dokunamıyorum çok çünkü dağınık bir yapıdayız. Ama mümkün olduğunca şimdi online görüşmeler falan neyse ki hani çok daha gündeme geldi. Hani hepsine dokunmaya, hepsiyle farklı projelerde çalışmaya, mümkün olduğunca fikirlerini almaya çok önem veriyorum. Ve bence hani biraz daha bu gözle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve gerçekten hani mutlu da oluyorum yani. Böyle bir ekip içerisinde ekipçe çalıştığım zaman o adanmışlık duygusuyla ve ekip bağlarının güçlü olduğunu hissettiğim zaman çok da mutlu oluyorum. Bu beni hani kendi işimde de motive ediyor, yaptığım işlerde de, süreçlerde de. Bunu söyleyebilirim. Bir de şunu eklesem doğru olur mu senin yöneticilik tarzınla ilgili? Çünkü yöneticilik diye bir stigma olmaya başladı anlamsız bir şekilde. Liderlik diyelim. Sen nasıl yönetiliyorsan, nasıl motive ediliyorsan sanki kendi yöneticilik liderlik tarzına da onu yansıttın. Sen nasıl bir liderlik görmek istiyorsan öyle lead ettin insanları diye ben hatırlıyorum. Ve öyle de devam ediyor mu bilmiyorum, doğru bir yorum mu seninle ilgili. Çünkü sen otonom çalışmayı seven, İşte sorumluluk sahibi, işte yani sürekli böyle takip edilmeyi sevmeyen, hakkını arayan, adaletini arayan, sağlayan ki şey de önemlidir. Bir lider olarak sadece yönetici ve ekibi yoktur. O yöneticinin yöneticisi de vardır ve o aradaki yönetici senin gibi şey de olur, tampon bölge de olur, filtreler iki tarafı. Dolayısıyla bu senin yöneticilik tarzına ilgili doğru bir çıkarımı bilmiyorum. Ben bunu sezdim. Senin de fikrin. Doğru yani. Genel olarak çok o tampon bölge olma konusuna inanıyorum ben de. Zaman zaman belki onu filtreleyemediğim dönemler olmuş olabilir ama gerçekten çok benim de hassas olduğum bir konu yani. Çünkü bir şeyi alıp doğrudan yansıtmayı çok doğru bulmuyorum. Hani belli noktalarda daha derleyip toplayıp daha böyle ekibime uygun şekilde onu aktarmayı tercih ediyorum diyebilirim. Ve bunun da gerçekten faydasını çok gördüm bu zamana kadar dediğin gibi. Peki günümüze yine gelelim. Senin title'ı ne kadar title'ları hani takılmıyor olsan da İK İş Ortaklığı Direktörü. Şimdi bilen var bilmeyen var. İK İş Ortaklığı nedir? İK İş Ortaklığı Direktörü ne iş yapar? Biraz o konuyla ilgili bilgi verebilir misin bize? Aslında biz temelde şunu yapıyoruz. Her İK sistemlerini yani İK süreçlerini mevcut çalışanlarımıza yansıtan tarafız diyebilirim. Yani bu süreçleri ekiplerimizde uygulanmasını sağlıyoruz. Tabii ki İşte bizim peer departmanlarımız diyeyim, bir örneğin sistem geliştiren, uzmanlık geliştiren, bu sistemleri kurgulayan, projeleri çalışan ekiplerimiz var. Biz de aslında hani zaman zaman tabii ki bu tip projelerin içinde de yer alıp daha sonra bunu dönüp kendi ekiplerimize uyguluyoruz. Ama burada kritik olan ekiplerin bir İK danışmanının olması. Dolayısıyla o işin doğasını bilen, yani örneğin tedarik zincirinden sorumlu olan insan kaynakları iş ortağımız onların dünyasını çok iyi biliyor. Yani onların gündemlerini işte örneğin biz pandemi döneminde evet hepimiz mağazalara odaklandık ama arka planda büyük bir lojistik hareketi de vardı, operasyonu da vardı. Orada yaşanan sıkıntılar da vardı. Dolayısıyla hani o arkadaşımız oradaki nabzı tutup orada hani bizim çözmemiz gereken bir nokta varsa dahil olmamızı sağladı. Yine benzer şekilde pazarlamadaki dünya bambaşka, mağazadaki dünya bambaşka. Dolayısıyla buradaki bu İK danışmanı, İK iş ortaklığı ekibi her biri kendi sorumlu olduğu fonksiyonların ve bölgelerin. Çünkü şu da oluyor yani Ege bölge mağazalarındaki sıkıntınızla Trabzon'daki, Erzurum'daki aynı şey olmayabiliyor. Çünkü hani beklentiler farklı, o bölgenin dinamikleri farklı. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız her biri kendi bölgesinin nabzını tutup bizim belki hani merkezden göremediğimiz noktalarda bize bir ayna tutuyor, geri bildirim veriyor ve bazı sistemlerimizi biz buna göre değiştirmek durumunda kalıyoruz. Çünkü daha ekiplere ve kişilere yönelik
o ekibin dinamiklerine yönelik diyeyim, çözümler yaratmamız gerekiyor. Ve oturup bunu çalışıp daha böyle terzi usulü, tailor made dediğimiz çözümleri geliştiriyoruz insan kaynakları tarafında. O anlamda gerçekten hayatları anlamak, öğrenmek aslında ana misyonumuz diyebilirim ekip olarak. Sonrasında zaten tüm sistemi o ihtiyaçlar için harekete geçirmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Bu İK iş ortaklarının varlığı, İK'nın üst yönetimde temsili, stratejik ortaklığı gücünü olumlu yönde etkiliyor mu? Bence etkiliyor tabii kesinlikle. Çünkü o noktada da en azından birbirimizi daha iyi anladığımız, yani böyle dışarıdan bakan bir İK olmuyorsunuz. Gündeme hakim, ekiplerin dinamiklerine hakim bir İK oluyorsunuz. Bunu genel müdür yardımcımız da zaten buna hakim oluyor dolayısıyla. Zaten bunu çalışanlarımız da hissediyor. Yani karşılarında onları daha iyi anlamaya çalışan bir insan kaynakları ekibi var. Ya da işte bir sıkıntısı olduğunda açıp o kişiyi arıyor. Ya da bazen sadece dertleşmek için arıyor. Bazen güzel bir haber vermek için arıyor. Bazen de gerçekten hani hayatındaki işle ilgili bir sıkıntısını anlatmak için arıyor. Ve zaten oradaki temasımız ister istemez diğer ekiplerdeki yönetim ve üst yönetime kadar gidiyor. Yani biz Migros'ta insan kaynakları iş ortaklığı modelini 2018 Nisan'da geçtik. Biraz hani bu tarafa gelme geçiş sebebim oydu aslında. O geçişle birlikte bu yapı kuruldu. Ve son işte 2,5 yıldır aldığımız geri bildirimler çok iyi. Çok gerçekten başka. Onlar da bence bu yapıdan da buradaki uygulamalardan memnunlar. Ve üst yönetim nezdinde de bu hissedildi aslında. Biz hani bu son 2,5 yılda bu geçişi yaşadığımız için onu hani net bir şekilde gördük. Ben o kadar yeni olduğunu bilmiyordum bak Migros'ta iş ortaklığı olayını. Yani daha önce bizim hani ayrı ayrı o sistem geliştirme gibi diyeyim. Hani ayrı ayrı ekipler, uzmanlıklar vardı. Yani hani performans için başka bir ekibimiz devreye giriyordu. İşte işe alım için başka bir ekibimiz devreye giriyordu. Böyle farklı fonksiyonlar götürüyordu süreçleri. Bir de İK alanında kariyer yapmak isteyenlerin kişisel mesleki gelişimi için de çok güzel bir şey İK iş ortaklığı. Her şeyi öğreniyorsunuz aslında yolda. Yani performans yönetiminde kariyer planlamayı da, tost fiyatınınla ilgili bir şikayet gelirse kendine onunla ilgili yerlere. Ben şey diyordum, Arge'de bu fabrika ortamında iş ortaklığı yaparken tesisteki joystick'in şikayetinden Arge yöneticisinin kariyer planlamasına kadar uzanan bir iş skalan var diyordum yani. Gerçekten öyle. Bazen boğucu olabiliyor ama çok çok da şey öğreniyorsunuz. Bir de bence doğru bir kariyer peti. Yani mesela benim öyle oldu. İş ortaklığından başlayıp daha generalist, sonra işte business partner. Sonra bir süreçte uzmanlaşmak istedim. Bunun tersini uygulayanlar da var. Ama böyle tabandan öğrenip genel olarak sonra bir süreçte keskinleşmek, uzmanlaşmak güzel bir kariyer yolu gibi sanki. Bence her ikisi de dediğin gibi güzel bir kariyer yolu. Hatta hani hatırlarsın bu tip böyle geçişler de çok olurdu Arçelik'te. İşte uzmanlıklardan İK danışmanları arasında bu tip geçişler, işte yurt dışı, yurt içi. Gerçekten hani o hem bir zaman sonra aynı rolde olmanın o getirdiği körlüğü ve paslanmayı mı diyeyim onu da kaldırıyor. Hem de dediğin gibi yani oradaki iş zenginliği aslında benim temelde İK iş ortaklığı tarafında daha mutlu olmamın sebebi diyeyim. Oradaki o iş zenginliği ve hani insanlara dokunuyor olmamız. Dediğin gibi o evet belki böyle çok küçük bir uğraştığımız işler de oluyor ama çok daha kritik işte stratejik insan kaynakları, yedekleme planları yani bunlarla da uğraşıyoruz. İkisi dediğin gibi çok başka yerde. Ama onun verdiği iş tatminini ben hani daha çok seviyorum oradaki o zenginliği ve o geniş range'i diyeyim. Doğru. Reaksiyon da hızlı alıyorsun çünkü direkt sahadan. Yani asıl müşteriden, iç müşteriden yani İK'nın dışındaki çalışanlardan. Bir de şey de var değil mi? İş ortaklarının da iş ortağı var mesela. Vodafone'da öyleydi. Sizde de var mı bilmiyorum. HR iş ortağı var. Var. Evet. O bence en zoru. İlk adam sorumlu iş ortağı almak en zoru.
Bazen ben de böyle çok bunaldığım zaman ekibimizdeki arkadaşa diyorum yani kusura bakma bu akşam biraz ben sana anlatayım diyorum. Oturup bazen böyle bir dertleşiyoruz. Benim de ihtiyacım var diyorum danışmanlığına. Ben kime anlatayım diyorsun değil mi? Çok güzel. Ama bu şey gibi de anlaşılmasın. Yani iş ortaklığının ana görevlerinden biri bu gönül biz şakasını yapıyoruz tabii ama gönül adlılık değil yani. Gerçekten stratejik bir rol. Yani bazı soruların cevabını bile bile soruyorum hani izleyicilerimize faydalansın diye. Gerçekten stratejik yönetim temsili, çalışan temsili açısından çok böyle arada köprü vazifesinde çok değerli bir rol yani. Ve şirketin direkt çıktılarına da etkisi olan kârına verimliliğine. Peki İrem şimdi tekrar şeye geleceğim birazcık yine hani kişisel kariyer hikayenden çıkıp Migros tarafına geleceğim. Migros gibi bir kuruma işe alım yaparken dikkat ettiğiniz ortak karakteristikler neler? Yani yetkinliklere mi bakıyorsunuz, tavra mı bakıyorsunuz? Böyle çok genelleme gerekirse Migros nasıl kişileri işe alıyor? Şimdi tabii belki bunu biraz saha operasyonu ve merkez roller olarak ayırmak gerekebilir. Sahada zaten hani gerçekten biz özellikle o iletişim tarafı, işte ekibe uyumu, bir kere müşteri odağı bunlar bizim için çok kritik oluyor. Hani olmazsa olmazlarımız. Dolayısıyla hani görüşmelerimizde özellikle bu noktaları ölçümlemeye çalışıyoruz. Diğer tabii genel müdürlük ya da işte merkezi rollere geldiğimizde bir kere son tabii ki hani bizim de birçok şirket gibi işte bir takım yetkinliklerimiz var, onların tanımları var. Elbette yani her şirketin bu anlamda kendi işte başarı profili var. Bizim de var evet işte yenilikçilik çünkü bu çok önem verdiğimiz bir şey, işte işbirliği bunlar zaten çok önem verdiğimiz bir şey ama hani son bir yılda şunu net bir şekilde gördük ki o psikolojik sermayesi daha güçlü olan kişilerin ekiplerimizde yer alması gerçekten çok önemli. Ve bunu pandemi döneminde çok net gördük. Bizim ekibimiz gerçekten böyle insanlardan oluşuyormuş. Yoksa o Mart, Nisan, Mayıs'tan bugüne kadar devam eden o tempoyu kaldıramayabilirdi yani ekip ama gerçekten hani psikolojik sermaye derken tabii ki orada bir dayanıklılık, yılmazlık, tüm bu yaşanan sıkıntılara rağmen hani daha böyle olaylara iyimser, daha gerçekçi bir şekilde tabii ki iyimserlikten bahsediyorum. Olumlu bakabilme ve çözüm üretmeye çalışma. Bunlar bence çok daha fazla artık ön plana çıktı diye düşünüyorum. Örneğin benim en azından mesela son dönemde kendi ekibimize de arayışlarımız oluyor. Oralarda bile hani bir hani bunu mutlaka anlamaya çalışıyorum. Bir de tabii ki o merak, öğrenme tarafı daha böyle heyecanı olan arkadaşların ekiplerde olması çok daha isteniyor. Zaten görüşmelerde etkiliyor da sizi ister istemez. İşte o görüşmede yazdığınız 5 yıllık tecrübeden bir anda diyorsunuz ki ya evet o kadar tecrübesi yok ama yani biz yetiştiririz. Çok hani belli yani gözünden anlıyorsunuz. Zaten hani bizim o yetiştirme kültürümüz Migros olarak var. Biz hani yöneticilerin %98'ini içeriden atayan bir şirketiz. Dolayısıyla hep böyle genç arkadaşlarımız, genç yeteneklerimizi sisteme dahil edip sonrasında içeride o kariyer basamaklarını tırmanıp işte hazırlayıp üst rolleri yöneticilik kulvarına sokuyoruz. Yani bizim bugün genel müdürümüz bile hani yeni mezun olduğunda şirketimize başlamış uzman yani bir mühendis rolünden yükselen çok genç bir genel müdürümüz var. Dolayısıyla bu bizim zaten çok sevdiğimiz bir şey. Hani kendi kültürümüzle yoğurmak. Sistemlerimiz de bunu zaten çok destekliyor. Ama dediğim gibi o öğrenme çevikliği, o merak ve bence o yılmazlık tarafı işin çok kritik tarafı ve daha da önümüzdeki dönemde kritik olacak diye düşünüyorum. Peki gece yarısı çalışmalarını bekliyor musunuz çalışanlarınızdan? Şimdi benden mi bana mı? Benden mi bekliyorsun? Hemen şöyle kuşların bana uçurduğu bir fotoğraf. 11 Nisan'da gece saat 20:30'da İrem iş başında. İremciğim 6 seneden beri hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmedi gördüğün gibi. Bir cumartesi gecesi saat 20:30'da insanların böyle Taksim'de özgür günlerde eller havaya yaptığı bir saatte biz seninle böyle bilgisayarları açmış çalışıyorduk yani. Pek de bir şey değişmemiş. Seni
Direktör yapmamışlar mıydı yahu? Doğru, hala çok çalışıyoruz. Ekipçe çok çalışıyoruz. Bu tabii şey, ilk sokağa çıkma, yani o kısıtlamaların ilk başladığı geceden bir fotoğraf bu. Yani cumartesi, yani bir ertesi gün işte marketler kapalı, ilk böyle genelge yayınlandı. Ama şey, yani lojistik serbest ama market kapalı. Biz diyoruz ki o zaman eve teslimat operasyonumuz sahaya çıkabilir mi? Hani onunla ilgili bir haber bekliyoruz orada üst yönetimimizden. Çünkü orada bir açık vardı, yani açık bir şekilde yazmıyordu. Korkunç bir de herkesin kafası karışıyor. Evet, devlet çok... seviyesi, özel sektör, çalışan seviyesi. Herkes yani çok iyi. Evet, değişti. Yani o masadan 3.30'da kalktım, öyle söyleyebilirim ertesi güne hazırlanırken. Ama çok tabii özel bir dönemdi o gün, ama oluyor zaman zaman böyle şeyler. Evet, bu işin şakası. Ben de mesela çalışanlarımda iş özel yaşam dengesine dikkat ederim. Anlaştığımız mesai saatleri dışında çok özel bir şey yoksa rahatsız etmem, ama böyle zamanlarda olabiliyor. Bu işin cilveleri. No pain, no gain. Hatta onu şey yaparak soracaktım. İrem, hala kolay mı kariyer yapmak diyecektim. Gençlere tavsiye. Değil mi? Zorluk yaşamadan kazanç yok. Bülent Bakışkan bir soru sormuş. Bunu bilerek mi soruyor bilmiyorum. Bilmiyorum Bülent Bey. Bildiğim şey mi? Geçmiş, yani en keyifli dönemler ne zaman demiş. Lütfen benimle ilgili olmasın o anılar, tamam mı? Tabii ki. En keyifli dönemlerim TEDx Zincir ve Lojistik ekibine baktığım Bülent Bey'le çalıştığım zamanlar. Süper. Hemen yarın bir çiçek geliyor. Gerçekten Bülent Bey. Bana öyle değil mi? İrem, bana farklı söylüyordun sanki. ama Bülent Bey'le çok keyifli çalıştık gerçekten. Yani benim ilk TEDx Zincir Lojistik Operasyonu'ndan sorumlu olduğum dönem sendikayla ilk tanıştığım dönem, öyle söyleyebilirim. İlk defa Mavi Yaka, hani ekipler, sendikalı arkadaşlar çalışmaya başladığı dönem ve Bülent Bey de o dönemde tüm depo organizasyonunun yöneticisiydi. Hala aynı lojistik ekibinde bildiğim kadarıyla. Ve orada hayatımı inanılmaz kolaylaştırdı gerçekten. Hani benim en azından öyle ortamları hani bana anlattı ve zaten ondan sonra hep hayatımda bir sendika dönemi oldu. Ama dediğim gibi ilk tanışmam Bülent Bey'ledir. O yüzden yeri ayrı ve tabii ki Hasan Çelikok'la, onun da yeri ayrı bu konuda. Ya, çok değerli profesyoneller çıkardı tedarik zinciri fonksiyonu kendi içinde. Hem dikey olarak şirket içinde, hem dünyanın dört bir yanına. Daha işte geçen hafta Hollanda'dan bağlandım. Evren Sarınalman. Evet. O da tedarik zincirinde çalışmış. Birçok farklı fonksiyonu, bir sürü adam yetiştirmiş bir sektör. Şey fonksiyon diyelim. Buradan da Bülent Pişkan'a selamlarımızı. Sevgiler, evet. Orada çok güzel bir sürü sevgi dolu mesajlar geldi. Sen sonra kayıttan izlediğinde görürsün. Arada tabii bazen kaçırmış olabilirsin. Ben yansıttım ekrana. Süremizi biraz açtık. Ama evet, güzel konular vardı konuşacağımız. İrem, son olarak şunu sorayım. Son konuğumsun. Biliyor musun 2020'nin? Öyle de bir özelliği evet var. Evet, çok güzel olmuş valla. Kendimi sana sakladım. Aynen. 2021'den hem kişisel beklentilerin neler, bir planlama yaptınız mı? Gerçi 2019'da yaptığınız bütün planlar patladı. Evet. Pandemi diye bir şey olmadı ama 2021'e yönelik hem mesleki seviyede hem kişisel seviyede neler umuyorsun, neler planladın? Şimdi tabii mesleki tarafta, yani işle ilgili konularda en azından şu an 2021 biraz daha hani tecrübemizle öngörülebilir durumda. İyi senaryolarımız, kötü senaryolarımız var. Biraz daha hani hazırlıklıyız diyebilirim. Kişisel anlamda açıkçası bu pandemi dönemi beni biraz daha hani belli konularda içe döndürdü. İşte o değerlerimi bir gözden geçirdiğim dönem oldu. Bir takım böyle odaklanmak istediğim konulara odaklandım. Muhtemelen hani 2021'de de benzer şekilde biraz daha hani ilgi duyduğum işte bir takım konular var. Sadece mesleki anlamda da değil. Örneğin işte bir öykü yazma atölyesine gitmek istiyordum yıllardır. Ocak'ta buna başlıyorum. Böyle biraz daha hani farklı konulara da, o ilgi alanlarıma da zaman ayırmak istiyorum. Yani biraz daha böyle kendi kişisel ilgi alanlarıma yöneleceğim bir dönem olacak. En azından öyle planlıyorum şu anda, bir aksilik olmazsa.
Tabii ki ben her şeyden önce çok böyle herkese sağlık diliyorum. Bunu hani bir kere daha gördük çok net bir şekilde ne kadar önemli olduğunu. Ama onun da ötesinde hani inşallah daha böyle özgürce içimizden geleni yapabildiğimiz bir sene yaşarız. İnşallah keyifli bir sene yaşarız. Çünkü benim için hani gerçekten o hayattan keyif almak çok çok önemli. Yani o keyif sözcüğünü ben çok önemsiyorum. Hayatımın her alanında. O beni motive eden şeylerden birisi oluyor. Umarım 2021 yılı herkes için, hepiniz için, senin için de hem sağlıklı, hem mutlu, hem de çok keyifli bir sene olur. Teşekkür ederim son programı bana ayırdığın için. Kesinlikle benim için de çok özeldi. Ya sorularımız unutuldu gibi yorumlar geldi ama artık kapanışa geçtik. Bu saatten sonra toparladık. İzleyicilerimize sıkmayalım. Yorumlarda hepsi soruları göreceksin İrem. İrem Erdi Bey, sorunuzu unutmadım gördüm ama bir sorunuzu yanıtladığımız için ikinci bir soruyu yazabilirim. Anlayışla karşılarsınız diye düşünmüştüm. Ama İrem bakacak sorunuza cevap. Tamam. Tabii ki. Katılanlara çok teşekkürler öncelikle. Son ana sahne konuğumdun. Cuma günü farklı bir konuğum olacak. Yurt dışı kariyerler tarafında. Öncelikle ben seninle tanıştığıma, seninle ortaklık yaptığıma, aynı takımda, daha sonra senin çalışanın olduğuma, olduğun için kendimi çok şanslı sayıyorum İrem. Böyle çok da fazla konuklarıma bu tür şeyler söylemiyorum kapanışlarda ama gerçekten benim çok çok sevgili bir dostumsun. Evet. Çok iyi bir arkadaşsın. Kalbin çok güzel. Çok etiksin, çok adaletlisin. O yüzden doğru yerdesin. Seninle çalışan ekipler çok şanslı. Başarılı devam diliyorum. Ben de sana 2021'de mutluluklar diliyorum arkadaşım. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Peki. Görüşmek üzere İrem. Görüşmek üzere.